Kanal A Politik Program'dan hayırlı akşamlar. 1 Temmuz itibariyle Başbakan Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Peki Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin son Cumhurbaşkanı ve ilk devlet başkanı mı olacak? Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı sürecinde adaylığı konuşmasında bütün kesimleri kucağını açarken tek bir kesime karşı net bir duruşu sergiledi. Paralel yapı. Peki Başbakanlığından farklı olarak Cumhurbaşkanı olduğunda Tayyip Erdoğan paralel yapıya karşı nasıl farklı bir duruş sergileyecek? Ayrıca son dönemde, son günlerde İsrail'in Filistin'e çok yoğun saldırıları var. Bu saldırıların arkasındaki gerçekler neler? Bunu da Filistin'e, Musa İcazi'ye bağlayarak birebir açıklamaları yerinden alacağız. Evet, Süleyman Rızışık. Geçen programda uçaktan çok şikayet ettim gelmekten. Bakıyorum artık uçaktan vazgeçtin, arabayla geliyoruz. Hocam bu hafta... Biz senin uçakla gelişini sevmiştik, özlemiştik. Böyle olmaz ki. Hocam geçen hafta 10 yaşında iki çocuk benimle çok feci kafa buldu. Güldüler falan. İzzet nefis meselesi yaptım. Bu hafta bir de bu programa gelmeden önce Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı toplantıya da geldim. Mecburen ona uçakla geldik. Dolayısıyla bir haftada iki korku biraz fazla geldi bana. Ha ben şunu söyleyeceğim, o Cumhurbaşkanlığının adaylığının açıklandığı toplantıya gelirken bir şeyi fark ettim. Uçak zaten bana gelmiyor da hocam, şu buzinis falan o bana hiç gelmiyor. Ben orada oturanların biraz kandırıldığını düşünüyorum. Hakikaten bu hafta ağabeyim Hadi Özışık bileti oradan kesmiş, bunu anladım. Niye anladım onu da söyleyeyim. Hocam... Arkaya perde, merde falan ama orada bir kandırmaca var. Tuvaletin tam yanına oturttukları için orayı bir süsleme yapıyorlar. Bak sen özel bir yerde oturuyorsun, iki limonata falan. Orada hakikaten ciddi bir kandırılma var. Ben orada oturdum. O tuvalet kokusu Allah'ım, gaz maskesi bir yerden çıksa da dedim. Belki bu şeye denk geldi. Yani çocuk şey diyor... Limonata, çilek falan ben koku diyorum. Gaz maskesi çıksa da kurtarsam diyorum. Bundan sonra bir daha oraya oturmam. Arka tarafa otururum mecbur kalırsam ama sen çok fazla izin vermiyorsun. Ben aslında gerçekten gelmeyi çok istiyorum. Arabayla gelmeyi çok istiyorum. Aslında uçak korkusu düşmesinden korkuyorsun ama istatistiklere bakıldığında hocam, arkadaş, en az kaza uçaklarda oluyor. Uçak sayısı araba sayısı kadar olmadığı için o istatistik biraz geliyor ama geçen arkadaşım diyor ki ilaç kullan bir şey olmaz. Kardeş yere çakılırken ilacın bir etkisi oluyor mu? Yani kurtarıyor mu? Yok zaten genellikle havada ölüyormuşsun hocam. Yani düşmeden ölüyorsun orada. Öldüğünü herhalde ilaç içince havada değil mi hocam? Havada ölüyorsun herhalde. İlacın arada, etkisi olmuyorsa hocam boşuna hiç yeri gelmişken uyku ilacı alacaksın hocam. Rahmetli Kemal Suna, o da bir uçak fobisinden dolayı hayatını kaybetmişti. Aynı rahatsızlıklara sahibiz, evet. Kemal Sunal'da. Bende de ritim bozukluğu. Ona da Allah'tan rahmet diyelim bu vesileyle. Burada. Bende de ritim bozukluğu ve çarpıntı var. Bu arada Allah rahmet etsin Kemal Sunal'a. Bir kişiyi daha unutmayalım. Değerli dostumuz, ağabeyim, Savcı Sayan'ın kardeşini kaybetti. Allah rahmet etsin. Allah başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Kendisine sabır diliyorum. Ekran başındakilerin de bir dua okumasını özellikle rica ediyorum. Evet. Aynen. Şimdi bir de konuya girmeden önce şunu söyleyelim. Her hafta aslında atlıyoruz. Twitter üzerinden bizi takip edenler için Twitter adresimizi de verelim. Oradan çok soru geliyor. Ama katılım ne kadar fazla olursa o kadar çok zenginleşmiş oluruz. Evet. Kanal A Politik, @kanalapolitik diye ekranın altında gördüğünüz şekilde bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Şahsi olarak bana da göndermek isterseniz hem Twitter hem Facebook adresim şu anda kanalın ekranın alt köşesinde yazıyor. Oradan da bana özel olarak soru gönderebilirsiniz. Hocam bana göndermesinler. Benim Twitter'ım, Face'im, hiçbir şeyim yok yani. Hocam ona girmeyelim. Ben sizden geçeyim. Ona girmeyelim. Ben evet. Hocam size şöyle bir şey gelmiş diyorum. Diyor yaz. Yaz var. Yaz diyor. İşin kolaylığı oldu. Dolayısıyla evet. Bir katipliğe başladım ben. Ona hiç girmeyelim artık. Şimdi 1 Temmuz'da ATO'da, Ankara Ticaret Odası'nda Başbakan Tayyip Erdoğan adaylığını açıkladı. Sen de o salondaydın. O coşkuyu, heyecanı yerinde hissettin, gördün.
Öncelikle o ortamı bir kısaca bir anlatır mısın? Nasıl bir ortam vardı? Valla ben yazımda da bundan bahsettim. Ben ilginç bir şey gözlemledim. AK Partililerin neredeyse %99'u Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasını istiyor ama başbakanlık koltuğunu bıraktığı için de hüngür hüngür ağlıyor. Ben o toplantıda onu gördüm. Yani Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan dediğinde bir çığlık salonu tepemize yıktılar adeta. Hele Dombra şarkısıyla birlikte ben hani arabalardan, megafonlardan falan onu duyuyordum ama 5000 kişinin olduğu bir salonda o Dombra'nın o gençler tarafından, partililer tarafından nasıl böyle bir çılgınca, delice söylendiğini ve bazı gençlerin, kadınların hıçkıra hıçkıra ağlıya ağlıya o şarkıyı söylediklerini gördüm. Artık şuna net bir isim koymamız lazım. Erdoğan aslında Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayarak Cumhurbaşkanlığını, bunu çok iddialı bir şekilde söylüyorum, Cumhurbaşkanlığını bir şekilde açıklamış oldu. Çünkü ben yapı itibariyle görüyorum, irdeliyorum, oradan bakıyorum, buradan bakıyorum, Fizan'a gidip bakıyorum. Yok yani karşısında ki yapının %35'in üzerine veya 40'ın üzerine çıkma gibi bir durumu yok. AK Partililer dediğim gibi yani Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor. Aslında şu yanlışı düzelteyim, çok özür dilerim. Erdoğan'ı başkan olarak görmek istiyor. Ama başbakan sıfatını da çok yakıştırıyorlar. Hani biz 12 senedir şuna alıştık. Ya başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Şu ya ben, söyleme çok alıştık. Ya ben sanki bu o salondaki AK Partililerin içinden geçen duyguyu söyleyeyim mi? Başbakanı bir klonlama imkanı olsa da birini cumhurbaşkanı yapsak, birisi de klonlansa başbakan olarak hocam olsa, onun esprisi var. Var mı? Var mı öyle bir şey? Recep Dışişleri Bakanı, Tayyip Başbakan, Erdoğan Cumhurbaşkanı diye. Olsun diye. Öyle bir sözde var. Herhalde o icra makamı boşalınca başbakanın temsil ettiği karizmatik kişilik, icra kabiliyeti, partiyi bir arada tutma iktidar gücü falan, bir de geriye dönük olarak Turgut Özal tecrübeleri falan hatırlanıyor. Acaba burası dağılır gider mi? Korkusu yaşanıyor bence. Ben zannediyorum ki başbakanın zihninde bir belirsizlik yok. Oraya çıktığında 2015'e kadar da partinin başında kim olacağı şu andan kesinlikle zihninde belli. 15'ten sonrasına dair de belli. Yani bu işleri böyle kervan yolda düzülür mantığı üzere yapmıyor başbakan. Hocam ben o konuda düşünmüştür ama o getireceği şey, kişi orayı tutabilecek mi? Bir arada korkusu var. Hocam, şimdi ben o konuda size katılmıyorum hocam. Şundan dolayı. Ben başbakanın konuşmasını dikkatle dinledim. İki cümlesinden biri davayı anlatmakla geçti. Kişiler önemli değil, makam, mertebe peşinde koşmayın, davanıza sahip çıkın. Ve davanıza sahip çıkın derken sadece bir kesime çok net bir şekilde mesaj verdi. Gençler dedi. AK Partili AK gençlere çok güveniyor. Yani daha açık konuşacak olursam, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığından sonra partide bazı karışıklıkların çıkacağına dair bazı endişeleri var. Var. Özellikle 18 yaşın da seçilme, 18 yaşa da seçilme hakkının verilmesi konusunun üzerinde çok durmasının nedenlerinden biri de bu galiba. Gençlerin çok daha aktif bir şekilde bu davanın içinde yer alıp davaya sahip çıkmasının, makama, mertebeye sahip çıkmadan hak gördükleri, hakikat gördükleri davaya sahip çıkıp irfan diliyle konuşmalarını çok arzu ediyor, çok konuşuyor. Dava denen şeyin karşılığı ne sizce? Hocam şimdi oraya geleceğim. Şimdi aslında Tayyip Erdoğan'ın 1 Temmuz'da yaptığı konuşmada hem 12 yıllık geçmişin muhasebesi hem de ileriye dönük bir projeksiyon var aslında baktığımızda. Biz Tayyip Erdoğan'ın birçok konuşmasında İslami içeriklere
çoğu defa duyduk ayetler, hadisler, İslami atıflar. Fakat bu konuşma çok farklı bir konuşmaydı. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun diye başlayan, mülkün sahibi Allah'tır diye devam eden, sonra direkt Fatiha'nın Türkçesiyle devam eden, yani dört dörtlük bir İslami bir söylem içerisinde bir manifesto gördük yine. Orada çok ilginç, Alparslan gibi diyor ve sonra dönüp Selahaddin Eyyubi gibi diyor. Aslında geçmişte Alparslan'la ne oldu? Malazgirt'te Kürtlerle Türkler Roman Diyojen'e karşı ittifak kurdu ve Anadolu'nun kapılarını, kilidini Kürtler, Müslüman kardeşi olan Türklerle omuz omuza el ele vererek açtırdılar. Peki Selahaddin Eyyubi ne yaptı? Yine kendisi bir Kürt. Fakat Türkleri, Arapları kendi çatısı altına alarak Orta Doğu'da, o bölgede bir imparatorluk, bir krallık kurdu. Haşlı. Bugün baktığımızda yine bir Irak, Kürdistan'da yine aynı durum söz konusu. Aslında bence burada Alparslan ve Selahaddin Eyyubi tesadüfen seçilmiş isimler değil. Yine tarihten bugüne ışık tutacak bir perspektif bence var burada. Özellikle hocam bu konuşmayı dinlediniz değil mi hocam 1 Temmuz'daki evet. konuşmayı? Buradaki İslami söylem ağırlığı size neyi gösteriyor? Sanki bir dönem kapandı, yeni bir dönem başlıyor ve bunun bir miadı gibi gösteriliyor. Ya, bana ben öyle anlamadım. Yani ben bir kere bu kadar siyasetin içinde mesafe aldık, yol aldık. Ben bundan 20 sene önceki hassasiyetlerim, dünya görüşü konusundaki ilkelerim, prensiplerim neyse şu anda siyasetin Türkiye'deki en üst makamına aday olduğum bu dönemde de aynıdır. Yani eski Tayyip Erdoğan'ın Müslüman kimliğiyle, o konudaki hassasiyetleriyle ne biliyorsanız bir gıdım ondan ayrılmış bu çizgiyi bırakmış değilim. Şeyi gördüm. İki, bir Fatiha Kur'an-ı Kerim'in biliyorsunuz manifestosudur. 50 sayfalık bir makalede yazdım. Bana göre Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayeti de budur. İlk peygamber, Alak suresi falan değil. İkra değil bu diyorsunuz. Yok değil hocam. Kesinlikle bir trilyonda bir ihtimal değil. Fatiha'dır. Fatiha İslam... Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz hocam? Yani hocam bunun dünya kadar dayanağı var da burada anlatırsak... Ya biz hep bize ikra, evet. oku, ilk ayeti, evet. Hira mağarasına o, gelen ilk şeydi. Ya öyle bir oku bildiğimiz bir metin okuması falan değil. Evet. Yani o surenin zaten bizim eski tefsir kaynaklarımızda husumeti... Bu arada izleyicilerimize evet. hatırlatalım. Mustafa Öztürk hocamız yeni bir tefsir çalışması evet, hazırlığı içerisinde... ne kadar sürede bitirmeyi düşünüyorsunuz hocam? Hocam araya kesintiler, fasılalar giriyor. Çok giriyor. Sempozyumlar vesaireler. İşte mesela üzerinde 15 kadar doktora, yüksek lisans tez danışmanlığı var. Bu her bir tez demek, namus demek akademik olarak. Yani son okuması bile birkaç ayımı alıyor. Evet. Aralara bunlar giriyor. Eğer bu minvalde giderse 10 yıl sürer hocam. Bir de, fakat şunu söyleyeyim. Evet. 36,5-37 civarında telif tefsir yazılmış 1923'ten bugüne kadar. Elmalı Hamdi Yazır 1938'de bitirdi tefsirini. Hı hı. Şu anda 38 tane tefsirin içerisinde 37-38 tane. Çıta hala Elmalı'da duruyor ama ben bugün biliyorum ki müftülük sınavında Elmalı'nın metninden bir yarım sayfa Türkçe oku da şurada ne dediğini bana anlat dediğinizde bile cevap alamıyoruz. Artık hem dili güncellenecek hem de insanları bir ayetin anlamı için 3-5 tane tefsire götürmekten ayrı ayrı kaynaklara başvurmaktan toplayıp kompakt bir metin Allah izin verirse, Allah ömür verirse yazacağım. Yani biz tefsirinizi elimize aldığımızda bugünün şartlarını, bugünün durumunu net bir şekilde aynı, bugünün Türkçesiyle görebileceğiz. Şöyle hocam, ne sadece bugüne dair, ilk indiği gün ne dedi, Resulullah sahabe ondan ne anladı, pratiğe nasıl uyguladı, bugün bu bize ne söyler? Bunun eğer edebi bir inceliği varsa ona da değineceğiz, sosyolojik bir atfı varsa oraya da değineceğiz. Bugüne intibakını da elimizden geldiğince yapacağız. Tefsir, tevil dediğimiz şey ucu açık bir süreçtir. Evet. Biz bu bugün yaparız. Yarın bunun üzerine biri gelir bir taş daha koyar ama medeniyet böyle oluşur. Evet. Yani buna emek vermek lazım. Kur'an-ı Kerim'e hürmeten
buna bir hizmet önce bizim için şereftir. Belki bize de yani bu hani halkın bir inanışı var ya, Sırat'ta böyle kılıçtan keskin, kıldan ince bir köprü olacak. Belki bizimki, bizim köprüyü biraz genişletir ya, bu tefsiri yazarsak. Hocam, Allah tamamlamayı nasip etsin inşallah. Ben bir soruyla şey yapıp sözü yani bırakacağım. Yani Fatiha manifestosu Kur'an'da burada, neyse bu biraz öyle. Hocam Fatiha ile başlaması da bence manidar. Çünkü Fatiha dediğiniz gibi Kur'an'da ilk karşımıza çıkan sure aslında şu mesajı vermiyor mu? Bu dava yeni başlıyor. Aynen. Hatim değil, biz kitabı daha yeni açtık. Evet. Rahat olun, daha yeni başlıyor. Yani siyaseten baktığınızda Başbakan Kulavuzu Bir Rabbin Nası okuyor gibi görünüyor. Dedi ki yok, daha biz Euzü Besmele'yi yeni çektik Fatiha'dan. Fatiha açış demek. Evet. Yeni girdik. Bir de hocam şey çok önemli burada. Fatiha suresinin içeriğinde bütün Kur'an-ı Kerim'in 6236 ayetlik mesajı kompakt metin olarak oradadır. Ama doğrudan bir yere saldırgan bir üslupla bir şey söylemez ama her şeyi söyler. Çok üst bir dille, çok kuşatıcı bir mesaj da verir. Öyle bir yani Cumhurbaşkanlığına doğru giderken de icracılığın verdiği günübirlik kavgalar şeylerden de daha artık birazdan da oradan da geri duracağım. Hepinizi mümkün mertebe o makamın kuşatıcılığına münasip olarak siz de elimden gelince hocam, sarıp sarmalayacağım mesajı da hissettim. Zaten çıktığımızda bazı gazeteci arkadaşlarla da konuştuk. Bazı milletvekilleri de Erdoğan'ın üslubunu nasıl buldunuz dedi. Bir balkon konuşması yakıştırması yapıldı da ben o kelimeden hiç hoşlanmadım. Salon konuşması oldu. Evet. Bu biraz şöyle oldu. Şimdi başbakan olarak bir tarafsınız. Belli bir hedefiniz var. Ve o hedefi tutturabilmek için bazı sert üsluplar kullanma hakkınız var. Yani tarafsınız derken şu anlaşılmasın. Ekran başındaki kardeşlerimle bizim böyle bir ayrışma gittiğimizi düşünmesin. %50 meselesi değil bu. Türkiye'nin menfaatine olan bazı şeylerde bazı kesimlerin karşısına çıktığını gördüğünde sert bir üslup kullanabilir evet. Bir başbakan. Evet. Ama bu paralel yapıyla ilgili olur ama bu darbelerle ilgili olur ama bu gezi ayaklanmasıyla ilgili olur. Bu konuşulur. Bundan sonra Başbakan Erdoğan'la ben başkan veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olursa seçilirse sert bir üslup beklemiyorum. Neden? Çünkü isteseniz de istemezseniz de %100'ün Cumhurbaşkanısınız ve hepsini kucaklamanız aynen. Gerekiyor. Sert üslubu kullanmamanız gerekiyor. Sert icraatlarda bulunabilirsiniz ama sert bir üslubu kullanmamanız gerekiyor. Bu bir. İkincisi Erdoğan'ın bu konuşmasındaki bu yumuşaklık ve iyi niyet mesajları belki bazıları tarafından şöyle algılandı. Düne kadar böyle konuşuyordun da şimdi niye böyle yumuşadın filan falan gibi bir... tabii bizim oylarımıza şimdi sıra geldi ya, %55'i falan bulamayacak ya, bilmem işte şu bu. Ben işin doğrusunu isterseniz bununla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Demin de söylediğim gibi yani bir kucaklamaya, tamamını sarmaya bir ihtiyaç var artık. Yani benim de burada bir şey söylemem lazım. Ankara ve Ankara'daki bütün devletin bakanlıkları, ağır toplum diyebileceğimiz daireleri var ya, Yargıtaylar, hı hı. Çankaya vesaire. Ben yıllar önce bu AK Parti hükümetinden önceki yıllarda Ankara'ya yolum düştüğünde bu caddelerden geçerken işte bu Milli Eğitim Bakanlığı'na falan filan yolumuz düştüğünde hep içime şu duygu gelirdi, şu burukluk. Bunlar bizi sevmiyor ki derdim. Yani bu binanın içinde oturanlar bizi istemiyorlar. Yani ben sevsem de beni sevmiyorlar ya. Şimdi mesela ben gene Milli Eğitim Bakanlığı'nın hiç içine girmiyorum. Ama o sokaktan geçerken diyorum ki şu anda o üst katlarda çalışan adamlar bu sokaktan geçen Mustafa'nın değerlerine hürmet eden, onlara da saygı duyan veyahut aynı şeyi paylaşan insanlar. Bundan mutlu oluyorum. Ama bundan mutlu olmak yetmiyor. Eğer sadece bundan mutlu oluyorsanız bu bencillik. Dolayısıyla size daha önceki o laikçi çizginin yaptığını şimdi siz başkasına yapıyorsunuz. Nasıl olsa burayı şimdi biz ele geçirdik diye. Ben istiyorum ki bizi istemediler. İttiler, kalktılar.
Onun için bu Ankara'nın bu devlet daireleri bana yıllarca hep soğuk geldi. Şimdi sıcak geliyor. İçine girmesem de sıcak geliyor. Çünkü içerideki insanlar benim kutsal saydığım değerlere saygı gösteriyor diye. Mutlu oluyorum. Şehir sanki babamın, annemin, mahallemin, akrabalarımın semtiymiş gibi geliyor. Ancak ben istiyorum ki seçimde AK Parti'ye oy vermeyen, CHP'ye oy verip kazanan insanlar da kendilerini bu ülkede, bizim yıllar önce Ankara'daki caddelerde hissettiğimiz duyguyu hissetmesinler. Başbakan'dan da istirhamım gerçekten söylediği gibi. Hocam zaten 77 milyonun benim, herkesi sarsın. Benim bir itirazım var. Evet. Ben bunu bir dile getireyim. Şimdi, herkesi sarsın istiyorum yani. Şimdi elbette. Bu ülke herkesin hocam. Elbette bu ülkenin başındaki bir adam kim olursa olsun. Bu ülkenin farklı değerlerinden, farklı kesimlerinden insanlara, herkese kucak açması. Aynen. Kesinlikle. Onların başkanı, başbakanı olması lazım. Evet. İlkesel olarak baktığımızda bunun altına hepimiz imza atıyoruz. Bunu sadece söylem olarak yapmasınlar. Şu an geçtiğimiz evet. süreç tamamlanmadı ama. Evet. Yani gezi olayları, paralel yapı olayı ki bu gecede konuşacağız. Kaç haftadır söz evet, verdiğimiz evet. yargıdaki paralel yapılanmanın son durumu nedir? Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması durumunda başbakanlıktan farklı olarak bu paralel yapıya karşı nasıl bir tavır sergileyecek ki bunun net mesajını verdi. Şimdi bir tarafta ihanet süreci devam ediyor. Bir tarafta da yeni Türkiye'nin temelleri atılıyor. Yeni Türkiye'nin temelleri atılırken merhamet, rahmet, şefkat şeyinden asla vazgeçmemek lazım, kapsayıcı olmak lazım. Ama ihanet sürecine karşı da başbakanlıktan gelen netliği daha da net bir tutum sergileyerek Cumhurbaşkanlığa devam etmesi lazım. Tek bir kesime vurdu. Ben bunların karşısında Cumhurbaşkanı da olsam ne olursam olayım ben bunların karşısında duracağım dedi ama ben orada şöyle bir şey de sezdim. Kabul edelim Erdoğan siyasi hayatının en azametli, en görkemli dönemini yaşıyor. O güçle şu anda aynı siyaseti güderek belki daha fazla oy alma, daha fazla hızlı bir şekilde sonuca gitme şeyi varken gücünü merhametsizlikten yana, adaletsizlikten yana kullanmayacağını, devlete karşı olan, devlete zarar veren kişilere karşı bugüne kadar devletin gücünü gösterdiğini ama bir cumhurbaşkanı olarak, icradan biraz daha uzakta olan bir cumhurbaşkanı olarak, en güçlü adam, birinci adam olma konumundayken o nefsi terbiye ile gelin hep birlikte kucaklaşalım, hep birlikte bu ülkeyi yeniden, şu söz çok önemliydi. Bize oy vermeyenler bu ülkenin vatandaşı. Ve onları daha çok sahiplenmeliyiz sözü çok önemliydi bence. Yani insanları bizim gibi düşünmedikleri, bizim dünya görüşümüze sahip olmadıkları gerekçesiyle gücendirmeye, bu topraklarda kendilerini yetim gibi hissettirmeye hiç aklımız yok hocam. Hocam ben orada... Ama insanlar eline geçen her şeyi hükümetin başına atan bir üslup varsa gezi ayaklanmasında gibi, ha onun da dersi nasıl verilmek gerekiyorsa verilir. Şunu söyleyeyim, başbakanın ben çat kapı girip çıktığı gece kondular var, ziyaret ettiği. Onların çok nadirattan böyle kameralara yakalananlar oldu. Onun daha yüzlercesi, binlercesi var. Açık söyleyeyim, ben o ev içine baktığımda ben mesela rahatlıkla o sofraya gidip yani yemek yemem. Hocam, ama evet. bu merhamet göstergesi hocam, bu reklam değil. Fakat bir cevvalliği de var fıtratından gelen. O bende de var. Yani bu gezi işini benim başbakanlığımda yapsaydı belki ben daha sert bir tedbir uygulardım. Yani o çabuk parlamasıyla yani artık adama cinnet getirme noktasına getirmişliğin geldiği evredeki sertliğiyle merhametsizliği birbirine karıştırmamak lazım. Hocam yani şöyle bir durum da var. Mehmet çok özür dilerim. Evet. Lafını kestim. Sağ olun. Şimdi bir dönemdir belli bir çevre kendilerinde olan çirkinlikleri sürekli birilerinin başına boca etmeye başladılar. Kendisinde evet. mevcut olan ne çirkinlik varsa yansıtıyor. Karşısındakinde varmış gibi bunu yansıtıyor. Şimdi ben zaman zaman iki kesimin de hedef tahtasına oturuyorum. Neden oturuyorum? Şundan dolayı.
İki kesim derken CHP ve AK Parti. Hayır hayır, yani Erdoğan'ın karşısında duranlar, iktidarının düşmesini isteyenler ve savunanlar zaman zaman iki tarafında yayılım ateşine tutuluyorum. Şundan dolayı, şimdi ben geçen hafta söyledim. Belli bir kesim dedim ki AK Parti'yi Erdoğan'dan sonra kötü günler bekliyor dedim. Çünkü ben Erdoğan'ın, ta Erdoğan'ı bahsini ettiği 94 yılından beri bilirim, tanırım. Erdoğan'ın hayatında merhamet, şefkat ve masumiyet vardır. Bu masumiyetten kastı ne? Yani devletin ve insanların hayatına karşı masumca yaklaşma, devletin mahremiyetine masumca yaklaşma, masum bir gözle, temiz bir gözle bakma. Ve merhamet ve şefkat. Şimdi ben geçen hafta yazdım, hakikaten Erdoğan'ı sevenler, AK Parti'yi sevenlerin de hedef tahtasına oturdum. Hocam altını kalın çizgilerle, o şeytanın avukatlığıysa o hedef ben olayım. Erdoğan'ın etrafında geniş bir, yüksek bir duvar var. O duvar istese de istemese de Türkiye'de ve dünyada kim cumhurbaşkanı, başbakan veya başkan olursa olsun belli bir süre sonra bu duvar oluşturuluyor. Ve o duvarın arasından gördüğün gökyüzünü dünya sanıyorsun. Ben Erdoğan'ın çevresindeki belli bir kesimin hiç kıvırmaya gerek yok. Gerekirse isim isim de söylerim. Belli bir kesimin Erdoğan'ı çok fazlasıyla yanılttığını, manipüle ettiğini, çok fazlasıyla manipüle ettiğini, hatta daha açık söyleyeyim, Ahmet Tezcan ve Akif Bekir'in bertaraf edilmesinden sonra basın danışmanlığından, basın kadrosundan, akıl hocalığından bertaraf edilmesinden sonra bazı şahin bakışlı kesimlerin Erdoğan'ı çok yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Ve Erdoğan'ın da artık Cumhurbaşkanlığı, başkanlık sürecine adım atılırken bunu iyi gördüğünü ve yeni bir danışman kadrosuyla yola devam edeceği şeklinde bir intibaya kapılıyor. Bahsettiğin şey çok tehlikeli bir şey. Aslında paralel yapıda daha tehlikeli bir şey. Kesinlikle. Eğer böyle bir durum varsa, yani başbakanın etrafında onu manipüle edecek gerçeklere dair, devletin maslahatlarına dair bir kesim varsa, başbakanın etrafı bu duvarlarla örülmüşse, bu çok tehlikeli bir durum. Sence başbakan bu durumun nesnesi olabilecek kadar küçük bir adam mı? Şimdi bak, biz başbakanlığı galiba makamı anlamıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde başbakanla sabah uyanıp şöyle bir gerinip gazeteleri ayağını uzatarak okuyup televizyonları saat 10'a 11'e kadar izleyip veya şu 11 haberlerimi bir açın dinleyeyim diyecek zamanı bulmaz. Bu şöyledir. Belli bir kadro vardır. Önüne götürür, günün haber özetlerini koyar. Efendim Türkiye'nin gündemi budur der. Başbakan da o gündem üzerine belli bir siyaset çerçevesi çizer ve o günün gündemini konuşur. Bir şeyi söyleyeceğim, bana hak vereceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin tabelalardan indirilmeye çalışıldığı veya indirildiğinin konuşulduğu tarihi hatırlıyoruz değil mi hepimiz? O dönemde çok manidardır. Başbakan çıktığı bir televizyon programında Türkiye'de yer yerinden oynarken, Twitter sallanırken, bilmem işte insanlar sokaklarda eylem yaparken başbakan çok önemli bir şey söyledi. Efendim dediler, bu TC tabelalarının kaldırılması hakkında ne düşünüyorsunuz dediler. Gerçi Sağlık Bakanı da geri adım attı dediler. Benim bu tartışmalardan haberim yoktu ama madem doğru bulmuşsa geri adım atmasaydı iyi olurdu dedi. Şimdi bu ne demek? Bu bir gündemin Başbakan Erdoğan'ın gerisinde tutulması demek. Bir başbakan çıkıp TC tabelasının tartışmasından benim haberim yoktu. Üstelik bunu bir canlı yayında söyleyebilir mi? Söylüyor. Dediğim gibi bir gündem... Peki şu soruyla ben dağıtayım sorumu. Mevcut başbakanın etrafı bir danışman grubuyla çevrilmişse ve başbakan manipüle ediliyorsa, başbakanın cumhurbaşkanlığa geçme sürecinde, cumhurbaşkanı olduğunda yine bir danışman grubu gelecek. Eğer bu bir kesimden yine toplanacaksa aynı tehlike yine söz konusu olacak. Yani, benim anladığım, nedir bu tehlikeyi nasıl bertaraf benim edecek? Anladığım, benim araştırdığım kadarıyla bu danışmanlar grubu biraz daha birbiriyle de çelişilen tartışma ortamında
fikirlerini özgürce söyleyebilen, belli bir kesimi peki efendim demeyen ama şunun şu sakıncası var, bunun bu sakıncası var ama toplumun belli bir kesimi azınlıkla olsa bunu yadırgayabilir diyen bir 270 kişilik dev bir kadro geliyor ve benim yine öğrendiğim kadarıyla başbakanlık kadrosundan buraya çok az kişiler gönderiliyor. 270 danışmandan mı bahsediyoruz? Yani bu alt kadrolarıyla beraber bahsediyoruz. Akıl hocaları onların altında çalışacak ekip. Hocam çok açık net söyleyeceğim. Kimse bu liste bugün oluşmuş mu? Belli mi? Yavaş yavaş belirleniyor. Çok açık net konuşalım. Yani bizim göğsümüz açık, hiç kimseye bir göbek bağımız yok. Ben bazı danışman olarak ön plana çıkan bazı kişilerin yanlış yolda olduğunu görüyorum. Bunu da yazdım. İsterseniz bunu isim olarak söyleyeyim. Ben ömrü hayatını bu davaya vermiş Bülent Arınç'ın bir gazetedeki köşe yazısıyla daha dün danışmanlık kadrosuna getirilen Yalçın Akdoğan tarafından yerin dibine sokulmasını doğru bulmuyorum. Bunu biraz açabilir miyiz? Yerin dibine nasıl sokuluyor? Yani, ne deniliyor? Bülent Arınç'ın başbakanlık konusunda, siyaset konusunda söylediği şeylerde Bülent Arınç'a ya bir bunak muamelesi yapılmaya başlandı, ya anlamaz muamelesi yapılmaya başlandı, ya da dışlanmaya başlandı ve bunlar AK Parti'nin geleneğinin dışında bir şeyle oluşmaya başlandı. Ben sana gazete köşelerinden çakarım. Şimdi Bülent Arınç benim ömrü hayatımda gördüğüm en duygusal insan. Oğlunun vefatından sonra en küçük şeyde gözyaşlarına hakim olamayan, hayatını duygusallık üzerine yürüten birisi, merhametli birisi ve ben kendime çok benzetirim. Ben de belli başlı şeylerde gözüm dolar, ağlarım. Bundan da hiç gocunmuyorum. Yani ve bu adam hayatını bu davaya verdi. Yani Saadet Partisi'nden beri hayatını bu dava için ortaya koydu. Yani partiler kapandı, mücadele etti. Sokaklarda broşür dağıttı, şu yaptı, bu yaptı. Sen bir makama geliyorsun. O makamda sen bir dava adamını köşe yazılarından, köşe yazıları üzerinden vuruyorsun ve AK Parti'deki en mülayim adamı bile çileden çıkarabiliyorsun. Yani Bülent Arınç'ın, ben ilk defa Bülent Arınç'ı tarzının dışına çıkmış olarak görüyorum. Yani sert cevaplar veren, kendi partisi içindeki bazı kişileri sert eleştiren bir halde görüyorum. Ben bunu başbakan sonrasının AK Partisi'ne dair de bir kanaat veriyor mu böyle bir bu gidişat? Ben bunu söyledim zaten. Yani ben AK Parti'nin Başbakan Erdoğan'dan sonraki durumunu sakıncalı görüyorum. Bir yazı başlığında kötü günler bekliyor demiştim. Bu biraz yanlış algılanmış ama kimsenin temennisi değil. Ne CHP'yi kötü günler beklesin, ne MHP'yi beklesin, ne başka bir partiyi beklesin. Bunlar bizim Türk siyasetine mal olmuş partiler, niye kötü günler beklesin? Hiç kimse, hiçbir parti hakkında istemem ama bütün samimiyetimle söylüyorum. Aldığım kaynakları açıklamama da gerek yok. Parti içindeki bazı kişilerle konuştuğumda bu şahin görüşlü kafalarla giderse sıkıntılı bir dönem bekliyor diye parti içinde de endişeler var. Yani davayı bir kenara bırakıp peki net bir soru soralım. Ben Erdoğan'dan sonraki küçük Erdoğan olacağım savaşı veren çok kişi var. Peki bunu bir tez olarak, bir alternatif olarak bir değerlendirelim, masaya koyalım. Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi, köşke gitti. Ve bu bahsettiğin şahin kanadı AK Parti'de iradeyi, inisiyatifi eline aldı. Ve başbakana rağmen AK Parti'yi ele geçirdi. Karşımıza nasıl bir tablo çıkar? Biz bunun örneklerini defalarca yaşadık. Mesut Yılmaz örneğinde. Mesut Yılmaz döneminde yaşadık, DYP döneminde yaşadık, defalarca yaşadık. Yani parti benim, hazineden gelen para benim, şu benim, koltuk benim, falan benim, filan benim. Olmuyor. Bak isim vermeden söyleyeceğim. Daha çünkü kendisiyle konuşma şansı bulamadım. Ya yurt dışında bile makam, mevki, koltuk savaşı var. Yurt dışında. Yani bu gelecek seçimde oradan da milletvekili çıkacak. 10 milletvekili çıkacak ya, efendiler oradan 10 milletvekilini çıkarıp Erdoğan sonrası güçlü bir şekilde ben 10 milletvekilim var benim diyerek
mecliste bir güç oluşturmaya çalışıyor. Ya şimdi biz Başbakan Tayyip Erdoğan'a baktığımızda, bir önceki genel seçimlere baktığımızda Doğu'da aşiret bağlantısı olan adayları göstermedi. Cemaatten kişiler göstermedi. Belirli bir aidiyeti, belirli bir gruba dayanan adayları kaçındı. Sırf bundan dolayı bir kişi kalkar da arkasında bu kadar milletvekili, bu kadar desteğim var deyip bundan güç alarak partiyi farklı bir noktaya getirmemesi için. Ama bakıyoruz asıl tehlike eğer dediğim durum doğruysa, gerçekse en tepede. Peki başbakan arkasında bunu temizlemeden, aynen paralel yapıda olduğu gibi bunu içeride bırakarak bir yere çıkarsa çok büyük bir tehlike olarak çıkmaz mı? Hocam ben şunu görüyorum. Teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığına Süleyman Soylu getirildi. Ben geçtiğimiz hafta kendisiyle de görüştüm. Bazı şeylere de şahit oldum. Hak, hakikat neyse partide makam mevki koltuğu koltuk savaşı vermeden hizmet edebilecek. Hakikaten ben halka ne verebilirim? Dava dediğiniz şeyin evet, arkasında duracak. Halka ne verebilirim? Hak benden nasıl razı olur diye savaşacak, mücadele edecek isimler üzerinde ısrarla duruyor. Altını çizerek söylüyorum. Buradan da kendisini tebrik ediyorum. İzmir İl Başkanı bu şekilde seçildi. Bülent Demircan. Bu bir il için söylüyorum ama siz bunu alın bütün genele yayın. Şimdi, ya Doğu bundan çok muzdarip. Çok özel bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Süleyman Soylu'nun bu mücadeleden dolayı AK Parti içinde belli kesimler tarafından sevilmiyor. Başbakan Erdoğan çok güveniyor. Ben sana çok güveniyorum. Al bu teşkilatı. Sen düzelteceksin. Sana emanet demiş. Ve hakikaten böyle kılı kırk yararak mücadele ediyor. Ben gittim kapısının önünde bir girenin çıkanın haddi hesabı yok. Yani, hocam başka illerde bir elden geçsin o zaman. Ya. Yani sırayla gidiliyor ve ince elenip sık dokunuluyor. Daha önce şu yapılıyordu. Bütün partilerde bu vardı. İl başkanları giderken belli bir borç bırakıyor. Gelen başkanın o borcu kapatması isteniyor. Getirdiği ekibiyle beraber kapatabilecek bir kişi seçiliyordu. Bu sefer öyle yapılmıyor. Aradaki oy farkını kapatabilecek ve oy farkını açabilecek isimler seçiliyor. Aradaki fark bu. Ben demiştim yani seçim nasıl kaybedilir konusunda bir proje yarışması açılsa şurayla şurayla gireriz diye. O illere de bir bakmak lazım ya. Ama ben burnumu sokmak istemiyorum. Şimdi ya. Burada Ustad, hocam sen, burada ben sen ilgilen ben yani. Biraz daha ben Balıkesir'le ya şunu bir parantez olarak açalım lütfen. Kusura bakma sözünü böldüm de. Ya mesela şu an başbakan da net bir şekilde kırmızı çizgi olarak diyor ki şahıslardan bahsediniz. Ne benden sonra başbakan olarak kim gelecek? Şu olacak, bu olacak noktasında. Tamamıyla cumhurbaşkanlığı seçimi her ne kadar garanti de olsa buraya odaklanalım. Önce bir cumhurbaşkanımızı seçelim. Ondan sonra dönüp şu anda evet, kimlere gelecek diyor. Biz şu an bu görüşleri dile getirirken şu gelsin, bu gelsin anlamında değil. Demiyoruz. Tamamıyla bir vatandaş olarak AK Parti'den beklentilerimiz neler noktasında bir konuşma yapıyoruz. Yani Toprak, şöyle bu geçmişte bir şey olan haller yeniden yaşanmasın diyoruz değil mi? Hocam tabii. Başbakanın net bir şekilde şöyle bir mesajı vardı. Konuştu. Döndü, gençler dedi. Gençler, ben siyasi hayatım boyunca size adamların peşinden gitmemeyi, davanın peşinden gitmeyi öğretmeye çalıştım, anlatmaya çalıştım. Zulmün karşısında, haksızlığın karşısında boyun eğmemeyi, her zulmün bir kırbaç gibi sizi kamçılaması için, bunu size anlatabilmek için mücadele ettim dedi. Erdoğan'ın gençlere yönelik çok büyük bir güveni var. Benim de gördüğüm, konferanslara gidiyorum üniversitelerde, teşkilatlarda, vakıflarda. Ben AK Parti gençliğinin hakikaten bir koltuk merakı olmadan bir... Ben şuraya gelebilirim hastalığına kapılmadan minik Erdoğan ben olacağım diye bir sevdası olmadan bir şeyler yaptığını görüyorum. Örnek vereyim. Yanılmıyorsam Antakya teşkilatı seçimler kaybedildikten sonra ve yeni il başkanı konusunda
bazı yanlış kişiler devreye girdiği için başarısızlık varsa biz de başarısız deyip kendi şeylerini vermiştir. Aradan çekilmişler. Bize görev verirseniz biz geliriz demişler. Emrinizdeyiz ama bu süreçte biz bir yerden taraf olmak istemiyoruz demişler. Başbakan Erdoğan'ın aslında güveninin karşılığı bu. Bana öyle geliyor. Şimdi yine dilerseniz şeye gelelim. 1 Temmuz'daki konuşmaya gelelim. Aslında orada satır aralarında arkasında çok farklı noktalar var, detaylar var. Yine bahsetmiştik. Zafer sadece ve sadece Allah'ındır diye. Evet. Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında böyle bir ifade geçiyor. Ki bu ifade aynı zamanda ayet, yanlış hatırlamıyorsun. Yani, Kur'an'da geçiyor. Bir tür yani mefhum olarak evet. Evet. Şimdi Ertuğrul Özkök bu konuşmadan sonraki yazısında diyor ki bunun manası çok açık. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oy verecek. Erdoğan kazandığı takdirde bu Allah'ın zaferi olacak. Peki ya başka biri kazanırsa? Bu da Allah'ın hezimeti mi olacak? Dünya demokrasi tarihinde sandıktan çıkacak sonucun Allah'ın zaferi ve hezimeti olarak nitelendirilebileceği ilk seçimi yaşayacağız. Erdoğan'a oy vermeyecek her kişi daha şimdiden kafir ilan edilmiş durumda. Yani bu ülkede şu an Ramazan ayı dolayısıyla oruç tutan, namaz kılan milyonlarca kafir yaşıyor. Şimdi zafer sadece ve sadece Allah'ındır ifadesinden böyle bir sonuca varılabilir mi? Böyle bir sonuca varılamaz. Aslında bu ifadenin başka bir varyantı da şudur. Allah'ın dediği olur cümlesi var ya. Yani burada itimat şu. Ben Müslümanım, Cenab-ı Allah'ıma itimat ediyorum, ona güveniyorum, ona dua ediyorum, niyaz ediyorum. Ya Rab, gayret bizden, tevfik sendendir diye. Her bir Müslümanın işinde, uğraşında yapması gereken, tevekkül etmesi gereken duyguyu dile getirmiş. Burada ben Allah adına parti kurdum, Allah'ın haşa yeryüzü distribütörlüğünü yapıyorum, onu ben temsil ediyorum demiyor. Her birimizin, küçük bir çocuğumuzun üniversite LYS sınavına girerken ki Ayet-el Kürsi okuması, yardım dilemesiyle burada Ya Rab ben sana kul olmaya, senin yolunda gitmeye, ihtine sırata müstakim diye dua ediyor. Her müminin yapması gereken Cenab-ı Allah'a sırtını dayaması, ondan destek istemesi kadar doğal bir şey olabilir mi hocam? Ya Avrupa'da, bu budur. Avrupa'da liderler... Yani, ya bu buradan böyle kendi bir anlam çıkar. Üzerine, kitapların evet. Üzerine el basıyorlar da lanet olası gelişmiş ülkelerde. Türkiye'de bir lider kendi dini üzerinden bir ayet okumuş ve bu tartışılıyorsa bunu bu, çok hocam, ciddi bir şekilde... Bu tüpedüz, çok çirkin, çiğ, seviyesiz bir demagoji üstü. Hocam bir de şöyle bir şey var. Hocam bakış açısı aynı zamanda. Aynen öyle hocam. Bir de şöyle bir şey var. Ben bazen üslubumu sertleştiriyorum. Hani bir laf var, ben küfür bana yakışmıyor ama karşımdakinin üzerinde çok kötü duruyor, çok güzel duruyor diye. Hakikaten doğru. Hakaret etmeyi sevmiyorum ama karşı tarafın üzerine çok güzel yakışıyor. Şimdi ahlaksız namussuzun biri ve bu önemli biri, adını anmayacağım. Erdoğan bir ayet okuyor diye Twitter üzerinden dönüyor, diyor ki Allah'ı seçmen sanıyor galiba diyor. Şamil Tayyar'a ben buradan teşekkür ediyorum. Ağzının üzerine tokat gibi vurmuş. Bu insan kendini insan zannediyor galiba demiş. Çok güzel. Şimdi Allah'ın adını anıyorsun diye bir kesim çıkıyor, diyor ki Allah'ı seçmen zannediyor galiba. Ya Avrupa'da Obama'sıdır, şuyudur, buyudur el basıp yemin edip gelirken veya örnekler verirken bir problemi yok. Sizin için ilerici bilmem şu bu. Ya bu ülkenin, yani bu ülkede Kur'an'dan bir ayet okunması... İslam dini bir güzellikler dini. O güzellikler üzerine ben devam edeceğim. İslam hayatın en güzel anlamıdır. Aslında diye evet. Bunu devam ettir. Ben bu yoldan gideceğim demenin nesi abes ya? Bir de şöyle bir şey var. Mesela zafer sadece ve sadece Allah'ındır lafzı. Ben kendim de gittim gördüm. Endülüs'te şu an İspanya toprakları içerisinde olan Endülüs'ün en parlak döneminde, hocam sarayın ismi neydi? Elhamra. Elhamra sarayında milyon kez yazılmış saraya. Hangi düşün, ülkenin parasının üzerinde Allah'a inanın yazıyor? Şuraya geleceğim. Zafer sadece ve sadece Allah'ındır demek aslında hem faniliği
hem de mütevaziliği içinde barındırıyor. Hocam demin söyledim ya, en azametli döneminde güç bende değil, Allah'tadır diyor. Allah'ta diyor. Bunu yani derken bana oy vermeniz Allah'a oy vermeniz anlamında değil. Değil tabii. Ya çıkıp dese ki güç bende, himen olmayacak, güç Allah'ta olmayacak. Yani öyle bir ucube kesim oluştu ki ne dersen de eleştiriyor. Ama ne dersen de, yani kırmızı diye eleştiriyor, mavi diye eleştiriyor. Bir rengi yok, bir ayarı yok. Bunun mesela bir fabrika ayarlarına da çeviremiyorsun. Ben başbakanın zihninin altında bu ayetin ifade ettiği mananın daha altında da başka bir mana seziyorum. Yani ve ma ramayte iz ramayte ve lakinnallah rema diye bir ifade vardır Enfal suresinde. Bu Bedir Savaşı'ndan sonra Müslümanlar ya nasıl bir üstün başarı gösterdik, ne kadar iyi bir performans gösterdim diye zaferin bilançosunu değerlendirirken kendilerine pay çıkarıyorlar. Allah bunun üzerine bu ayeti getiriyor. Vahyediyor. Yani düşmana karşı onu alt edecek bir şey attığınız zaman sen atmadın. Allah attı. Yani Allah sahaya inip o fırlatmadı elbet. Yani bu kudret, bu inayet, bu destek, bu tevfik Cenab-ı Hakk'ın desteğiyle, himayesiyle size lütfetmesiyle oldu. Kendinizi merkeze koymayın. Mihver zannetmeyin. Hocam, dünya etraf. Bunun altında ya Rab senin himmetinle, senin desteğinle, gayretinle, tevfiğinle biz buralara geldik. Aynen başarı da varsa, gibi, aynen evet, sizin gibi düşünen aydan. Başarı da varsa bu sendendir. Mütevazılığı var. Bu mümin imanıdır hocam bu ya. Şu söylediğinizi, ya bunu ben bir siyasi tarafkirlik olarak falan söylemiyorum. Şu söylediğinizin toplumda ciddi bir karşılığı da var. Aydan Arar yazmış. Demiş ki, zafer Allah'ındır derken bugün bulunduğu konuma gelinceye kadar önüne çıkan engelleri onun izniyle aşarak zafere ulaşmasından da söz etmiş olabilir diyor. Aynen öyle. Aynen öyle görüyorum. Yani ama anlamayan için biraz şey yapsa, biraz daha söz hakkı versen kendini Allah'ın yerine koyuyor. Bir Kemalist şunu söylüyor. Üstadım, diyor ki evet, Osmanlı döneminde olmayan laik Türkiye devletinde bir İslamcılık var karşımıza diyor. İslamcılık şu an Türkiye'nin başında diyor. Adam yok, böyle bir tespit de yapıyor. Yok, konuşma üzerine. Yok. Hocam Ertuğrul Özkök de artık ayetleri tercüme etmeye başladı. Çivimiz çıktı yani. Birinin bu çiviyi çakması lazım. İzleyicimiz de diyor ki yani siz Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye şeriat, İslami bir yönetim getireceğini mi iddia ediyorsunuz? Ya, buradan bu mu çıktı ya? Aman şey Allah'ım ya, bu bırakıp gidelim, dükkanı kapatalım ya. Bu nasıl bir şey ya? Neyi ben anlamadım. Ya burada kaçırdım. Diyor ki yani 1 Temmuz'daki konuşmanın içeriğini siz atıfta bulunarak İslami temalara başbakanın cumhurbaşkanı olarak Türkiye'ye İslami bir yönetim getireceğini mi iddia ediyorsunuz? Hayır hocam, bunu şunu söylüyoruz. Ben bir Müslüman duyarlılığına sahip geç insan hocam, olarak. Saat geç. Üstadım, bir Müslüman duyarlılığına sahip herhangi bir mümin olarak bir işe başlayacaksam şurada konuşmaya çıkarken Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmim bil hayır diye başlasam veya vahlül ukdeten min lisani ya Rab dilimin akışkan kıl diye dua etmem gibi bir şey ya. Yani ben dini alet etmiş oluyorsunuz. Ya ne alet edeceğim? Mümin arkadaşım, Müslümanlık temporel bir şey değildir. Muvakkat bir şey değildir. Hayatın tamamını içerir. Yani burada alışveriş yaparken de mümince hareket ederim. Burada konuşurken duayla başkarken de mümince hareket ederim. Ben Hristiyan mıyım ya? Hafta içi seküler yaşayıp hafta sonra bilançomun günahımı mı çıkaracağım? Ya mümin duyarlılığını sergiliyor. Bu şeriat devleti kurmak mı anlamına geliyor ya? Aslında, ya, hocam, aslında Erdoğan konuşurken ya bıktım usandım ben bu anlamazlardan ya. Cumhuriyet tarihinde ilk defa CHP'nin genel başkanı da Allah'a emanet oldu. Açık söyleyeyim bir İslamcılık dedi falan da yok hocam. Bu da yani Erdoğan'dan ziyade Kılıçdaroğlu'nun dönüşümü konuşmak lazım aslında. Yani Allah'a emanet olun yoldaşlar dedi hocam. Hocam 1960'ların 70'lerin o İslam dünyasının farklı coğrafyalarından gelen biraz da suyu sert üsluplu İslamcılık yok şu anda. Şu anda basbayağı muhafazakarlıkla bir iyi de bir ritim tutturmuş dindar bir şey var. Bu noktada muhafazakarlığın palazlanmasına karşı da ciddi rahatsızlığım var. Onu söyleyeyim, kimse korkmasın. Buradan şeriat çıkmaz hocam. Elit İstanbul muhafazakarlığı çıkar. Çıksa çıksa. Şunu da
Ama başbakanda o elitist şeriat muhafazakarlık bir, yok. Şeriat da bir 90 yıldır bir çıkmadı evet. ki nasıl bir şeydir. Bir görseydik yine gitseydi ya hemen. Sarp Kuray var. 70'li 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda özellikle. Sol cenahta silahlı örgütlere katılmış, yöneticiliğini yapmış evet. ve şu anda da Ankara'da ömür boyu hapis cezasına çarpıldı. Star gazetesinden kendisine bir röportaj yapılmış. Orada açık açık şunu diyor. Biz solcuların diyor en büyük hatası İslam'a karşı mesafeli olmamız, İslam'ı yok saymamız. Bitti. Mao'cu anlayış diyor bize bu toprakların değerlerinden uzaklaştırdı. İthal reçetelerle bu ülkeyi anlamaya çalıştık ve biz halkı kaybettik diyor. İslam'a girdiğimizde kendinden artan şeyi başkasına verme düsturunu okusaydık aslında gidip Mao'ya şuna buna Che Guevara'ya değil İslami değerler üzerinden de aslında kendi değerlerimizle ideallerimizle halkla buluşabilirdik diyor. Biz bunu kaybettik. Bir şey daha söyleyeyim hocam. Bu aynı zamanda bu seçkinci halka tepeden bakan buyurgan üsluplu onların dini düşüncelerini anlamadan dinlemeden direkt eleştiren İslamcılık da aynı akıbete uğradı hocam. Kesinlikle. İslamcılık da 70'lerde bütün hayallerini kurdu. Bir gelecek perspektifi vardı, projeksiyonu vardı. Ama bunu yaparken halkın dindarlığını çaput bağlayıcılığı olarak gördü. Halk da dersini verdi. Ama hiçbir zaman Türkiye'yi camisinde namaz kılınmaz, işte devletin atadığı imamın arkasında namaza durulmaz diye söylem giderekten bir tane cami avlusunda mesela ezan vaktini bekleyen bir İslamcıya rastlanamadı. Ama bu İslamcılıkla bu topraklarda taban tutturamadı. Mesela bugün IŞİD ne diyor? IŞİD bugün ne diyor hocam? Madem konu buraya geldi. Türbeler yoktur diyor. Bunlar diyor işte şirktir diyor. Bunları yıkmalı diyor. Hatta bir tane uçuk IŞİD militanı Kabe'nin yıkmasından bile bahsetti. Şimdi Bosna'ya gidiyoruz. Sırpların çok ciddi katliamlarda bulunduğu dönemde yanılmıyorsam Aliye İzzet Babayiç rahmetli, Allah rahmet eylesin, demişti ki bu Osmanlı'dan kalan türbelerin her biri bizim için Sırplara ve Hırvatlara karşı birer mevzi oldu. Biz bunlardan güç alarak, Müslümanlığımızı bunlardan devşirerek, hatırlayarak Sırplara karşı, Hırvatlara karşı net bir duruş sergiledik. Yine hatırlayalım, Yunanlar Osmanlı döneminde Edirne'yi ele geçiriyorlar. Ama Edirne'yi ellerinde tutamıyorlar. Niye? Koskoca bir Selimiye var. Sen Edirne'yi elinde alıp o koskoca camiyle orada bir Hristiyan olarak devam edebilir misin? İşte oraya mührü vurmuşsun. Şimdi bu geleneği ıskalayıp dışarıdan gelen İslamcılık, tabii İslamcılığı tukaka kılma adına demiyorum. Değil. Bu ideolojik, İthal malı. Evet. Bunu ayrımını yapalım. Bu şekilde yaklaştığımızda aynen Sarp Kuray'ın mensup olduğu eski solcu ideolojilerle aynı noktaya düşüyorsunuz. Ancak şu şerhi de düşelim. Yani türbe bilmem ne derken hocam Ramazan'da kalkıp yüzlerce, binlerce, on binlerce kadının gidip bir şişe sirkeyle Oruç Baba'nın önünde kızına koca, oğluna iş, bilmem şeye eş. Hocam ip bağlamalar falan. Bu da değil yani. Buna da bir de ip bağlama var hocam. Hocam bu toprağın insanını aşağılamadan bunun olmadığını, olmaması gerektiğini, bunu bir ıslah etmemiz lazım. Ama tepeden tukaka diyerek, aşağılayarak yapmamamız lazım. Hı hı. Öyle yaparsanız bu topraklarda size kimse, Müslüman da olsanız, İslamcı da olsanız burada barınamazsınız. O elitist, sosyalist, Marksist söylemin buralarda tutturamaması. Onun için Anadolu sosyalizmi ürettiler değil mi hocam? Evet hocam. Evet. Biz sevgili yönetmenimizden rica edelim. Musa İcazi Filistin'de hazırsa ona da dönelim inşallah. Tamam. Hazır olduğunda dönelim. Şimdi hocam bir girizgah yapalım aslında çok geç olmadan. İsrail Batı Şeria'da 3 yerleşimci Yahudi kaçırılıp sonradan öldürülmesini gerekçe göstererek gerek Batı Şeria'da gerek özellikle Gazze'de çok kapsamlı saldırılar başlattı. Yine sivilleri hedef alarak özellikle Hamas'ı hedef alarak en sonda 15 yaşında bir tane Filistinli genç çocuk sahurdan sonra sabah namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gidiyor.
orada kaçırılıyor, işkence ediliyor ve yakılarak şehit ediliyor. Siz İsrail'e baktığınızda İsrail durup dururken bir yerlere saldırmaz. Yani arkasında aslında farklı bir gerekçe, farklı bir plan vardır. Bölgeye baktığınızda, büyük fotoğrafa baktığınızda, IŞİD'den tutun, Suriye'deki gelişmelere kadar. Musa İcaz yazılmış hocam. Dilerseniz tamam, ona birebir soralım. Ondan sonra değerlendirme yapalım. Musa İcazi. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Nasılsınız? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Ümmetin Ramazanı mübarek olsun. Sesi biraz yükseltebilir miyiz arkadaşlar? Kısık geliyor. Sizlerin de Ramazan hayırlı olsun. Sizlerin de Ramazanınız mübarek hayırlı olsun. Şu an yine bombaların altındasınız. Allah yardımcınız olsun. Çok fazla vaktimiz yok. Ben hemen sorulara geçmek istiyorum. Musa İcazi Kudüs'te yaşıyor kendisi. Mescid-i Aksa'nın aynı zamanda kendisi mihmandarı. Daha önce de programlarımıza çıkarmıştık. Şimdi öncelikle İsrail, Filistin'de, Gazze'de, Batı Şeria'da ne yapmaya çalışıyor bu saldırılarıyla? Abicim ilk önce bana izin verirseniz ben programı izledim. Şimdi bir şey söylemek istedim o Filistin'in sorununu tartışmadan önce. Buyurun. Ben demek istiyorum ki ben Allah'ın şeriatını uygulamaktan utanmıyorum. Yani ben Müslüman olarak. Yani Allah'tan yardım istemezsek kimden yardım alabiliriz? Şeytandan mı? Tabii ki. Şimdi Allah'ın şeriatını uygulamak istemeyen insanlar, Allah'ın şeriatını denediler mi? Yani Allah'a inanırsak, biz Müslümanız dersek, yani Hazreti Ömer çok yaygın söyleyeceğim de dedik ki biz İslam'da aziz oluruz. Nahnu kavmun a'azzanallahu bil İslam. Ancak İslam'la aziz olduk. Kim İslam'dan uzaklaşırsa zillette kalır. Yani Osmanlılar milliyetçiliği kullanarak veya komünistliği kullanarak İstanbul'u fethetmediler. Osmanlı Avrupa'nın yarısını aldı ve dünyanın yarısından fazla hakim idi İslam'ı kullanarak. Ve dünya zaten Osmanlı gittikten sonra dünyadaki durum çok kötüye gitti. Yani her yerde zulüm. Çünkü biz İslam'dan uzak kaldığımızdan işte bizi parça parça ettiler. Ve zulüm her yerde dağıldı. Maalesef işte bazı Müslümanlar, kendilerini liberal sayan Müslümanlar, acaba Allah'ın şeriatını hiç kullandılar mı? Yani hiç hakimiyeti gördüler mi? Neden biz utanmıyoruz? Utanmamalıyız. Allah korusun Recep Tayyip Bey'i, onun arkasında durmamız lazım. Biz Avrupalılardan, Almanya'dan, İsrail'den korkmadan biz Müslümanız, Allah'ın şeriatını uygulayacağız inşallah ve aziz ümmet olarak döneceğiz. Ya ben Musa Hicazi'yi ben hakikaten yani bana deseler ki kaç kişiyi merak ediyorsun? Beş kişi. Görmek istiyor. Kimi görmek istiyorsun? Abi deseler ben bir gelsin burada tanışalım. Kudüs'le birlikte gidelim inşallah üçümüz. Gidelim. Vallahi inşallah. Çok isterim. Yani ben Musa Hicazi'nin mihmandarlığında Kudüs'ü gezelim inşallah. Şu samimi, söz verelim. Sözleri, tarzı, konuşması bana çok samimi, çok içten geliyor ve hakikaten tanımak isterim. Yani çok da yakından gördüğünüzde o sıcaklığı daha iyi görüyorsunuz. Musa abi şeye geçelim dilersen. İsrail'in saldırılarına kısaca bir özetler misin abi? Çok fazla vaktimiz yok. İsrail'in yaptığı saldırıları biz okuyoruz ama İsrail sizce bu saldırıların arkasında nasıl gerçek bir amaç? Nereye ulaşmak istiyor? Şimdi İsrail bizi kırmaya çalışıyor. İsrail Müslümanların dağınık olmasından faydalanmak istiyor. Yani diyor ki şimdi en uygun zaman Hamas'ı vurmak ve Batı Şeria'daki ve Kudüs'teki bulunan Filistinlileri kırmak zamanı geldi.
İşte o kaçırılan 3 İsrailli askeriden faydalanarak bütün ellerinden gelen işleri yaptı, kötü işleri yaptı. Yani mesela Al-Halil'deki yetimhaneleri kapattı. Batı Şeria'daki bütün dernekleri, fakirlere yardım veren dernekleri kapattı. Gazze'deki Hamas'ın gücünü kırmak istiyor. Fakat Allah işte dönüyoruz. Çünkü Allah bizi yarattı ve Allah ne olduğumuzu o biliyor. Kur'an-ı Kerim'de korkak olduğunu söyledi bize. Şimdi hem Gazze'yi vurmak istiyorlar fakat hiçbir yaralıyı vermeye hazır değiller. Çünkü biliyorlar ki Hamas'ı ve Gazze'yi vururlarsa Allah razı olsun Gazze'deki böyle ucuz füzeler var. Yani fakirlerin silahı var. Fakat hamdolsun Gazze'deki füzeler Tel Aviv'i vurabilir. Ve Kudüs'ü de vurabilir. Şimdi İsrailler böyle bir duruma hazır değiller. Yani hem vurmak istiyorlar hem de korkuyorlar. Bu Allah'tan. Çünkü Allah onların bir korkak olarak yaptı. Fakat ümmet maalesef bugüne kadar bu İsraillilerin yapısından faydalanmadılar. Çünkü ümmetin hiç yani gerçek bir iradesi olmadı ki o Filistin'in sorunu çözmek için. Şimdi mesela bugün Mezdat'ı kapattılar. Evet. Yani maalesef çok çok az kişi girebildi Mezdat'a. Hamdolsun buradaki moral çok iyi. Kudüs'teki durum çok iyi. İnsanlar Ramazan yüzünden yani bereketli Ramazan yüzünden bu da Allah'tandır. Biz utanmıyoruz. Çünkü Allah bizi yarattı. Onun şeriatini inşallah uygulamaya çalışacağız. Çünkü ancak böyle aziz idik ve aziz olacağız. Musa abi müsaadenle bazı sorular net sorular sorabilir miyim abi? Müsaadenle. Evet. Şimdi orada 3 tane Yahudi yerleşimci kaçırılıyor ve öldürülüyor. Ölü bulunuyor. Öncelikle Hamas bunu kesinlikle kabul etmedi. İsrail her ne kadar Hamas bunları kaçırdı, öldürdü dese de Hamas baştan beri hayır benim bu olayla bir alakam yok. Ki geçmişte baktığımızda İsraillerindeki tutuklu Filistinleri takas etmek adına Hamas geçmişte İsrail askerlerini kaçırdı ve bu takasları da yaptı. Ki bu geçmişte 1000-1500 Filistinli esiri de kurtardı bu şekilde. Hamas bunu yapmış olsa zaten bunu deklare eder. Evet ben bunu yaptım der. Peki bu 3 Yahudi yerleşimciyi kim öldürdü? Şimdi yani Hamas biz yaptık demedi. Şimdiye kadar da İsrail kim bu işin yaptığını bilmiyor. Fakat biliyorsunuz onlar anlaşmalara hiç saygı vermediler. Yani Hazreti Musa'dan bugüne kadar hiçbir anlaşmaya saygı vermediler. İşte bütün esirleri aldı. Yani o serbest çıkan bizim esirlerimizi aldı. Çünkü İsrail'deki şimdiki bulunan hükümet hepsi savcı. İşte döv, vur, yük, böl, mezdaksaya gir, siyaset uygulamak istiyor. İşte bir sebep aradılar. Yani bugüne kadar İsrail'in iddia ettiği kaçıran iki Filistinliyi tutuklamadı. Kime ait olduklarını bilmiyorlar. Yani burada çok kötü bir plan uygulamak diyor. Hem bizim irademizi kırmak diyor. Şöyle bir iddia var Musa'yca. Abi sözünü bölüyorum da kusura bakma bazı net cevaplar gerekiyor. Bazı iddialar var. Deniliyor ki El-Kaide bağlantılı IŞİD-vari örgütler Filistin'de aktif olduğu ve bu 3 Yahudi yerleşimciyi öldürenler de onlar diye bir iddia var. Böyle bir durum var mı? Bizde zaten El-Kaide yok ki. Yani Filistin'de El-Kaide yok ki. Fakat olabilir ki biliyorsunuz. Peki bir soru soracağım. El-Kaide her yerde tutunurken Filistin'de niye El-Kaide tutunmadı? Taraftar bulamadı. El-Kaide deyince yani onlar belki Irak'ta olabilir. Şimdi burada Filistin'de yeterli partiler var ki yani mesela
İslamcı olan gençler Hamas'a giderler, İslam İcihad'a giderler. Yani Al-Kaide'ye gerek yok ki burada Filistin'de. Peki abi ben vaktimiz daralıyor. Son bir soru soracağım. Arkadaşların soruları yoksa. Türkiye'yi çok yakından takip ediyorsun. Zaten Türkiye'de üniversiteyi okudun. Türkçen de gayet güzel, çok güzel bir Türkçen var. 1 Temmuz itibariyle Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu. Bu konu hakkında duygu ve düşüncelerini alalım, bitirelim inşallah. Vallahi Allah bilir ki biz onu ne kadar seviyoruz. Çünkü bu adam, yani bırakın AK Parti'yi, bilmiyorum Saadet Partisi'ni, CHP'yi falan. Biz Türkiye'yi yakından takip ettiğimiz için, ben Türkiye'de yaşadığımdan dolayı bu adamın ne kadar samimi olduğunu, Türkiye'ye ne kadar verdiğini biz biliyoruz. Yani hem sizin dediğiniz gibi programda hem rahmetli bir adam, hem samimi, hem sadık. Yani içindekilerini söylüyor. Yani böyle bir insan bulununca ben anlayamıyorum yani ona karşı çıkanların, bilmiyorum ne kötü bir şey yaptık Türkiye'ye. Ya Türkiye'yi en ileri devletlerden biri oldu. Herkes Türkiye'yi hesaba katıyor. Herkes biliyor ki yani Müslümanlara bir şey olursa ancak ve ancak Türkiye çıkıyor karşı. Mazlumların yanında oluyor. Müslümanlar olsa, Hristiyanlar olsa, nerede bir mazlum varsa Recep Tayyip Bey onun yardımına çıkıyor. İşte maalesef kafirler, kendilerini Müslüman sayan insanlar, liberal, işte bunlar açık Avrupalı, Ergenekoncu, Masonlar falan, onu zaten böyle bir temiz insanlar istemiyor. Onlar rüşveti yapamıyorlar. Böyle bir insanlar bulununca. Hırsızlık yapamıyorlar. Önceden Türkiye'nin iyi yerlerini onlar tutuyorlardı. Halkın faydasına hiçbir şey yapmadılar. Yani biz bunu biliyoruz ki inşallah onu Allah korusun. Onun yanındaki insanlar böyle iyi bir insanlar olması lazım. Danışmanlar özellikle. Ve biz bunu yani diyoruz ona, gençleri iyi kullanmalı. Yani şimdiki danışmanları değiştirsin. Yani saygıyla bu danışmanlar yani kalsınlar, fakat gençlerin gücünü iyi kullanması lazım. Çünkü yani o sokaklarda çalışan, bir mahallelerde çalışan gençlerin sesini duyması lazım. Musa abi çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'den, Müslümanlardan, bizlerden bir isteğiniz, bir emriniz var mı? Allah razı olsun. Bizi duadan unutmayınız. Özellikle bu günlerde yani biraz duaya ihtiyacımız vardır. Bizim haberlerimizi daha fazla göstermenizi de istiyoruz. Yani mesela televizyonlarda. Allah korusun sizi, sizi seviyoruz. Bugüne kadar biz Türkiye'den ayrılmadık. Çünkü bizce Osmanlı daha buradadır. Ve bütün Müslüman ülkelerdedir. Musa İcazi bir şey söyleyeceğim izin verirsen. Söyle abi. Ben sosyal medyayı şu an takip ediyorum. Musa İcazi hakikaten sosyal medyada da çok seviliyor ve Hatice Çayır özellikle rica ediyor. Allah yardımcısı olsun, selamlarımızı iletin diyor. Biz de o selamı iletelim ve ben tekrar edeyim. Şahsen tanışmayı ben çok istiyorum. İnşallah en kısa zamanda. İnşallah görüşürüz. Musa abi bedenen Türkiye'de olsak da kalbimiz, yüreğimiz Kudüs'te. Sizlerleyiz dualarımızda. Allah yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Bir toplumda İsrail'le ilgili şöyle bir yaygın kanaat var. Özkan Demirkan Burcu, Latife Özen ve birkaç kişi aynı şeyi yazmış. Emin olun İsrail o 3 yerleşimciyi öldürmüştür, bir bahane ile saldırmıştır diyor. Çünkü İkiz Kule işine benzer şekilde. Şöyle yani İsrail'in
hiçbir bahane bulamazsa adamı öldürmek için bahane bulmasına gerek yok. Ben her zaman söylüyorum, dünyadaki en büyük terörist ülke, ülke olarak terörist ülke ve adam öldürmek için, özellikle Müslüman katletmek için hiçbir gerekçeye ihtiyacı yok. Canı sıkıldığında, yani hiçbir gerekçe bulamazsa şunu söyler: sizin oradan bir Filistinli hızlı yürürken rüzgar oluşturdu, Netanyahu nezle oldu, grip oldu, müdahale edin der, onun için de müdahale eder. Dolayısıyla ama bunun altında bu sefer nasıl bir gerekçe yatıyor, tam da böyle bölgenin kızıştığı, cehenneme döndüğü bir ortamda ve özellikle İsrail'den gelen Kürt devletini tanıyoruz söylemi, evet, hoş bir açıklama ama İsrail'den gelince biraz bana şeytani bir açıklama gibi geliyor nedense. Ağzını yut noktasında bir basamak, evet, olarak da görüyorlar. Evet. Onların niyeti farklı olabilir ama şer gibi görünüp hayıra da vesile olabilir. İnşallah. Hocam, bu Filistin bahsini kapatmadan Ekmelettin İhsanoğlu yine bilindik bir tarafsızlık söylemini dile getirdi. Türkiye, İsrail ve Filistin'e karşı tarafsız olmalı, diyaloğa devam etmeli. İlk tanıyan iki ülkeden biridir Türkiye. Diplomasi yoluna devam etmeli diyor. Bu açıklamaya ne diyorsunuz? Ya, kokmaz bulaşmaz diye bir tabir bilir misiniz siz? O tabirin, yani bu eski Türkiye'nin dış işleri diplomasisinin üslubudur. Yani kokmaz bulaşmaz üslup, hiçbir inisiyatif almayan. Görme. Evet, görmeyen, küçük olsun bizim olsun, hiçbir şeyle, hiçbir tarafla bir sorunumuz olmasın, korkak, ötlek, hiçbir rengi olmayan, bir duruşu olmayan, böyle çok çok berbat bir açıklama. Zaten kendisine aday gösteren çevreler ve onun da severek o adaylığı kabullenmesi, bu sürpriz olmadı yani. Buradan bu çıktı. Zaten İslam Teşkilatı'nın başındayken ki üslubu da, tarzı da, yapıp ettikleri de hep bu minvaldeydi. Sisi'ye karşı, Esin'e karşı, aynen, tarafsız bir, yani, şekilde, tırnak içinde. Filistin'e, evet, karışma, Mısır'a, evet, karışma, Suriye'ye karışma, yani, Kürtlerin, evet, öldürülmesine bölgede karışma. Yurtta sulh, cihanda sulh. Ya bu Cumhurbaşkanı olduğunda, bu rezillikten da başka bir şey değil. İslam Teşkilatı örgütünün başında. Ya o büyük bir talihsizlikti. O nasıl oraya seçildi? Yani bu bizim dediğimiz insanların yönetme erkinin başındayken la yulda'ul mümin hadisi var ya, bir mümin bir delikten iki kere sokulmaz. Ya bizi kaç kere sokmuşlar ya? Bu ne kadar sokulmuş ya? Ya hocam, daha utanç, daha komik olanı, utanç verici. Bu ne kadar yenmiş kazık ya? Bunlar hep kazık hocammış. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ben göreceksiniz, biz niye kazanamadık diyecekler. Şimdi İslam toplumunun hassasiyetlerini gözetecek bir şerefli bir duruş yok. Filistinliler durup dururken katledilecek, karışmayın. Mısır'da insanlar namaz üzerinde secdeye, rüküye giderken katledilecek, görmeyin. Sisi'ye topuk selamı verin. Ondan sonra milletvekilin gidecek deniz kenarında Ramazan'da viskiyi yudumlayacak, fotoğraflanacak. Sen kalkıp onlara karışma, bunlara karışma diyeceksin. Diyeceksin ki ondan sonra biz niye oy alamıyoruz ya? Sence niye alamıyorsun? Bu İsrail konusundaki şu demeç, bu adamı, bu zatı Türkiye Cumhurbaşkanlığına aday gösteren çevrelerinde, siyasi organizasyonlarında, onların daha gerisindeki iş çevrelerinin, sermaye çevrelerinin vesaire totalini topladığınızda nereyle hukukunun olduğunu, nerelere karşı hassasiyetlerinin olduğunu, dolayısıyla bu adam nerenin Cumhurbaşkanı adayı olarak oraya aday olduğunu ben şu demeç bile ele veriyor. Yani şu İsrail'de demeç, bir paralellik oluşturan oluşumların tabii ucu oraya kadar gider kablonun. Evet. Evet. Şimdi 3 haftadır, evet, Savcı Sayan ismini andık. Selam olsun ona. Ya o nasıl diyordu Savcı Sayan? Emeklettin. Emeklettin mi diyordu, evet.
Ben kendisini özledim ya inşallah. Ya ben de özledim ya. Evet. Allah acısını hafifletsin inşallah. Hocam efendim. Bu konuya girmeden önce saat 01.33 bence şu Cumhurbaşkanı'dan sonra başbakan kim olacak? Onu biraz daha böyle bir şey ona yapsak. Girersek o baştan beri söylediğiniz yargıdaki paralel yapılanma yine şey yapamayacağız. Yok, eğer tutuklanmayı göze alıyorsan girebiliriz. Çok çok kısa şey yapalım. Hocam beklentim var oradan öyle yok beklentim. Abdülkadir Selvi diyor ki başbakanın aklında isim belli diyor. Ben de baştan dedim yani o kervanı yolda. Hocam ben şöyle söyleyeyim başbakanın ben şöyle gördüm. Ahmet Davutoğlu diyoruz ama başbakan bu süreçte Davutoğlu'nu almaz. Davutoğlu'nu alırsa yerine gelecek olan bir tek isim var. Şahsi kanaatimdir. Kabine içinden olmaz. Hakan Fidan'dır. MİT'i ve diş işlerini çok fazla tehlikeye atmaz diye düşünüyorum. Peki şey olabilir mi? Ben yavaş konuşurum ama ben işi evet, hızlı yaparım diyen adam Binali, olabilir mi? Binali Yıldırım ihtimalini evet, belki geçici süreç geçişleriz için... Belki daha sonrası için çok, çok da sempatik görüyorum. Ve sıcak bir şeyi söyleyeceğim. Bu benim şahsi rahatsızlığımdır. Abdullah Gül ismi de geçiyor başbakanlık için. Ben buna da zerre kadar ihtimal vermiyorum. Türkiye Sisi Cumhuriyeti için. Devleti devlet olarak Sisi'yi, Mısır'ı bir katil olarak gördüğünü ve takdir etmediğini, yaptıklarının bir diktatörce bir davranış olduğunu söyledi ama şimdi Sayın Arınç özellikle Abdullah Gül ismini başbakanlıkta görmek istiyor. Ben öyle herkes olabilir söyler ama belki de o... ben şahsi kanaatimi bu ülkenin bir vatandaşı olarak söylüyorum. Dikta yöntemiyle gidip %25-26 kesimin katıldığı bir seçimde silah zoruyla %99 bilmem kaç alan bir adamı seçim başarısından dolayı takdir eden bir Abdullah Gül'ü ben bu ülkenin bir ferdi olarak başında başbakan olarak istemem. O zaman ikincisi bir soru sorabilir miyim? Tam bu arada. Hocam şunu da tamamlayayım. Türkiye'de son dönemlerde tuhaf şeyler oluyor. Anayasa Mahkemesi ardı ardına tuhaf kararlar açıklıyor. Yani iş öyle bir duruma geldi ki herhalde ben yakın zamanda şunu söyleyeceğim. Ya bu 28 Şubat'ı, ya bu başörtülülere zulmü, ya bu inancı, ya bu darbe girişimlerini ben mi yaptım kardeşim diyeceğim. Anayasa Mahkemesi işi öyle bir hale getirdi ki patır patır insan çıkarıyor. Ve Abdullah Gül dönüyor diyor ki hepsini ben atadım. 11 kişiyi mi bilmem kaç kişiyi çoğunluğunu ben atadım. Takdir ediyorum çalışmalarını diyor. Ben büyük bir ihtimalle şuna inanıyorum. Türkiye'de herhalde AK Parti ve karşı taraftan pek çok kesimin benim bu hissiyatıma ortak olduğunu düşünüyorum. Ben Abdullah Gül'ü eski Abdullah Gül olarak görmüyorum. Cumhurbaşkanlığı döneminde sevdiğim o Abdullah Gül olarak da artık sevmiyorum. Çok acımasız bir tespit oldu. Ama burada bir soru sormam gerekiyor. Yalçın Akdoğan'ın gazete üzerinden yıllarını bu davaya vermiş adama böyle konuşamazsın. En azından hafif tabirle ayıp ediyorsun. Eleştirinin acaba bu Akdoğan'ın eleştirisinde Bülent Arınç'ın Abdullah Gül'ü partinin başına getirme çabasına karşı bir eleştiri olabilir mi acaba? Abi ne yapıyorsun sen? Yanlış yapıyorsun. Olabilir ama Twitter yani bir devlet olarak bir Twitter'a bir yasak koyuyorsunuz. İlk yasağı denen benim Cumhurbaşkanım. Evet. Anayasa Mahkemesi'nin tahliyeler konusunda toplumun geniş kesimlerini rahatsız eden bir kararından sonra onaylayan ilk şey. Sisi Türkiye sokaklara döküldü. Mazlumlar orada namaz üzerinde öldürülüyor. İlk kutlayan ülkesen. Oldu olacak yani Beşar Esad da daha büyük bir çoğunlukla geldi. Onu da kutlayın. Ya olsun bitsin yani diyecek insanlar. Abdullah Gül'ün... Ya biz bu tespitleri yapıyoruz ama biz dışarıdan baktığımızda Sayın Erdoğan'la Sayın Gül arasında çok iyi bir koordinasyon, çok iyi bir iletişim. En azından beden dillerine baktığınızda bunu da görebiliyorsunuz. Peki bu kadar güzel bir koordinasyon varsa
Bu ne yazılan, sen eğer bu iddiaların doğruysa bunun yansımalarını biz de görmüş olmamız, görüyor olmamız gerekmez mi? Hocam, makam olarak ne Gül ne Erdoğan o makamı Ecevit ve Sezer gibi çatışma makamı olarak görmedi. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı toplantıda da bir sonraki İstanbul'daki bir toplantıdaydı sanırım. Biz katilleri tebrik edemeyiz diyerek tavrını net bir şekilde örtülü bir şekilde tavrını ortaya koydu ama evet. Sezer ve Ecevit gibi de orayı bir savaş... Bu programın resmi görüşleri de olsun. Biz burada Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu tavrın arkasındayız. Kesinlikle. Sisi'ye karşı, diktatöre karşı koyduğu tavrın. Şimdi... Kemal Kılıçdaroğlu da koysaydı o tavrı onun da arkasında olurduk. Elbette. Burada evet. Şahıstan arkasında değiliz. İlkelerin arkasındayız, prensiplerin arkasındayız. Bunu söylemek lazım. Şimdi dilerseniz tekrar bir paralel yapıya dönelim. Yani hani dedik ya 1 Temmuz'daki artık balkon değil, salon konuşmalarında da kucaklayıcı konuşmalara şahit oluyoruz. Bütün kesimleri, bütün herkesi kucaklarken paralel yapıya karşı net bir şekilde duruşunu Başbakan Tayyip Erdoğan tekrar sergiledi. Peki başbakanlık sürecinden farklı olarak bir Cumhurbaşkanlığı sürecinde paralel yapıya karşı nasıl farklı bir mücadele olacak? Ben şunu söyleyeceğim. Başbakan veya Cumhurbaşkanı bu ülkede iktidar olan, muktedir olan kim varsa yarın kalksın desin ki ben cemaatle barıştım desin bir dakika iktidarda duramaz. Çünkü bu bir iktidar meselesi değil artık. Bir devlet meselesidir. Milli Güvenlik Kurulu'na kadar girmiş bir meseledir. Dolayısıyla bununla mücadele Cumhurbaşkanından tut sokaktaki bekçiye kadar herkesin görevi. Yani bu mücadeleyi başbakan şunu gördü. Evet, bir çökertme operasyonu yapıldı ve bu operasyonun içindeki kesimleri tamamen bertaraf etmeden huzur bulmayacak bu ülke. Hocam biz bunları söylediğimizde düşüncesine, fikrine, dünya görüşüne, şuyuna buyuna katılmadığımız belli bir kesim yandaş yalaka diyor. Yandaş yalaka, yani papağan yutmuş gibi sürekli aynı şeyleri söylüyor ama ortada bir gerçek var. Ben gittiğim her yerde söylüyorum, sizinle sohbetimizde de söyledim. Diyorum ki velev ki kabul edin 17 Aralık'ta bir yolsuzluk yapıldı. Hocam 17 Aralık'tan sonraki sürece de bakacaksın. Ve şu örneği verdim size hocam. İki insan size saldırıyor. Biri boğazımızı sıkıyor. Biri boğazını tutuyor seni boğmaya çalışıyor. Biri elini senin cebine sokmuş paranı almaya çalışıyor. Bana söyleyin, ekran başındakiler de bana söylesin. Önce hangisine müdahale ederiz? Evet. Bizi öldürmeye çalışana müdahale ederiz. Para gider yerine yenisi gelir veya hesabını sorarız. Ve o günden beridir şunu söylüyorum. %45 AK Parti'ye oy verildi şey döneminde ama millet ben bu yolsuzluk hesabı, yolsuzluk söylentilerinin üzerini kapatmayacağına inançla sana teveccüh ediyorum dedi. Bunun üzeri kapatılamaz. Ve bunun üzerinin kapatılmayacağını da göreceğiz. Şimdi belli kesimler işte yok hakimler şuraya gönderilmeseydi, yok polisler buraya gönderilmeseydi, müdahale edilmeseydi bilmem işte yolsuzluklar çok net bir şekilde ortaya konacaktı diyor. Ya Murat sen birkaç tur daha at falan gibi bir şey söylemek istiyorum. Yani 25 Aralık'ta ortada dosya yokken sen başbakanın çocuğunu almaya çalışıyorsun. Suçlama yokken, ev araması emri yokken almaya çalışıyorsun. Böyle bir yargıya müdahale etmeyecek misin? Biz o savcıları, o hakimleri tekrar bir gözünüzün önüne getirin Allah aşkına. Yani neler yaptığını hepimiz tekrar bir gözümüzün önüne getirelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısından önce cemaatin yayın organları kimlere operasyon yapılacağını biliyor. Süleyman Kahraman TCDD Genel Müdürü evin bir toplantıdayken gazetede gözaltına alındı diyor. Çıkıyor diyor ki ben gözaltına alınmadım diyor. Çünkü savcı bey el altından göndermiş. Öbür temizlik operasyonu yapan savcı bey Ali Ağaoğlu'nun kesesinden 17-18 kez yurt dışına çıkmış. Erdoğan'a hani şu belgeleri gösterin diyen Zekeriya Öz'ün arkasında olan arkadaşlar. Zekeriya Öz tatile kendi parasıyla gittiğini gösteren bir belge gösterecekti birkaç ay önce. Niye onu sormuyorsunuz?
Ne oldu, hoşunuza gitmiyor mu bu durum? Şimdi belli bir noktada insanlara ne söylersen söyle ama ne söylersen söyle kendi tuttuğunun peşinden gidiyor. Yani bir din gibi görüyor meseleyi. Ben söylüyorum, diyorum ki bir yolsuzluk olayı olmuş olabilir. Ama bu yolsuzluk olayından sonra sen kalkıp da Halk Bankası'na müdahale edersen, insan hakları örgütüne, İHA'ya müdahale edersen, Türkmenlere giden tırlara müdahale edersen, MIT'in kasetlerini yayınlarsan, yolsuzluk teferruat olarak kalır kardeşim. Bu ülkenin milli güvenlik sorunlarını ilgilendiren meseleleri sen yayıyorsun. Sen niye yolsuzluğa bakmıyorsun diyorsun. Söz konusu olan bekaysa diğer geriye kalan her şey teferruattır. Milleti bu kadar mı aptal sanıyorsun? Ya sen benim ülkemi tepeme geçirmeye çalışıyorsun. Paran gidiyor, paran diyorsun. Ya ülke tepeme yıkılıyor, bir dur. Ben paranın hesabını sorarım. Ben önce bununla mücadele edeceğim diyorum. Ve haftalardır yargı mensubu kardeşlerim hakikaten bizim sorunlarımızı da gündeme getirin diyor. Hocam ben böyle bir şey görmedim. Açık ve net olarak söylüyorum, yargı mensupları korkuyor. Ve bu korkunun arkasında cemaat, yani paralel örgüt var. Ben... Yargı mensupları niye korkuyor? Nasıl korkuyor? Şundan dolayı korkuyor. Ya şöyle bir iddia var, deniliyor ki mesela... hakimler bir araya geliyor, bir mahkeme var. Hakim diyor ki bu adamın suçsuz olduğu kesin. Delillere bakıyoruz. Yetersiz. Diyoruz ki bu adam kesin suçsuzluğu noktasında bir karar çıkacak derken mahkeme yapılına bakıyoruz, aleyhine çıkıyor. Meğer ondan önce polisler bu adamın aleyhine dosyalar oluşturmuş, önlerine koyuyorlar. Eğer bu dediğimizi yapmazsa, bu adamın aleyhine bir karar çıkmazsa o dosyalar ifşa edilecek diye. Böyle bir sistemde mi korkutuluyor? Hocam ben daha önce bir örneğini verdim. Tekrar anlatmakta yarar görüyorum. Ahmet Şık faciasını bir kenara bırakalım. Daha kitabı çıkmadan, kitabının kitap hazırladığı duyulduğunda adam uçurdular, gözaltına aldılar. Nedim Şener'in anlattığı bir olay var. Diyor ki, beni yemeye karar verdiklerinde diyor, bir polis ihbar mektubu gönderiyor. Nedim Şener, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenleyecek timin başıdır. Ve diyor, bir gece ben yatarken beni gelip aldılar diyor. Suçum ne? Başbakan'a suikast düzenleyecek ekibin başındasın. Bu arkadaş, vicdanınız var, Allah'ınız var. Ben gazeteciyim yani, televizyonlara çık. Sen olsun. Alıyor, götürüyorlar. Ergenekon torbasının içine atıyorlar. Bir daha o suikast meselesinin sesi konuşulmuyor. Ergenekon'dan yargılanıyor, içeride tutuluyor. Ders vermek amaçlı. Şimdi Türkiye böyle bir süreçten geçti. Sordunuz ya niye korkuyor diye. Hocam kabul edin. Yani bu ülkede keşke günlerce bunun üzerine yayın yapma şansımız olsa, yayın yapanlar bu şansı buluyor. Gık dediği için görevden ihraç edilen polisler ve hakimlerin sayısı bu mazlumların ahı arş-ı alayı titretiyor ya. Hakkında bir tane belge ihraç, hakkında bir tane belge ihraç. Yani sebep yokken ben geçtiğimiz programlarda polislerin üzerinden anlattım. Şimdi bunları yapanların... Karısı yolda giderken koluna giriyor diye... Mesleki kurallara uymadığı gerekçesiyle bu ülkede ihraç edilen polisler var ya. Ve yerine getirilen cemaat mensupları var. Cemaat, bunları yapanların Allah'ı var değil mi hocam? Yani ben aynı... Emin misin ya? Hem de oturup konuştuklarında televizyon kanallarında öyle senin benim yalı yolu bir Müslümanlığı falan... Beğenmezler. Hocam adını vermeyeceğim. Hedef tahtası yapmamak için. Ben bir yargı mensubuyla konuştum. Dedim ki benim elimde belge var, belge. Ben 17 Aralık'tan önce delilli bir şekilde kasetlerin nereden, kimin elinden nasıl yayınlandığını tek tek yazdım. Adreslerini biliyorum, her şeyi biliyorum. Niye benim bilgime başvurmadın? Hocam bir fiskeyle beni gönderirler dedi. Kim gönderir? Hocam ben bizim adliyedeki cemaatin imamlarını, hangi bölgede olduklarını, nasıl olduklarını söyleyeyim. Şimdi başbakan inlerine gireceğiz, inlerine falan diyor ama hocam bu sistemde inlerinin kapısına bile gidilmez. Hangi sistemde? Yani şu yargı mensuplarının arkasında durulmadan,
hakikaten AK Parti ve cemaatin tarafında olmayan, devleti için, milleti için, namusu, şerefi, haysiyeti için mücadele eden bu ülkede hakim ve savcılar var. Bunlar can korkusu taşıyor. Bu çok önemlidir hocam. Biz burada boşuna kahramanlık yapmayalım. Yani ne demek ki yargı mensubudur falan diye. Adam bir fiskeyle hayata alt üst oluyor. Diyor ki benim arkamda AK Parti'nin olacağını veya devletin olacağını bilsem ben bunu yaparım diyor. Başbakan net bir şekilde korkmayın, gelin şantajlara boyun eğmeyin diyor. Sonuna kadar biz arkanızda olacağız. Öyle de ama yani başbakanın şimdi kusura bakmayın, başbakan bunu bireysel olarak söylüyor. Başbakanın etrafındaki 10 tane milletvekili bakan söylüyor. Diğerleri teneşir uykusunda gibi yatıyor. Tabii ya, 17 Aralık'tan beri neredeler onlar? Kime gidecek? Bakın ben daha acı bir şey söyleyeyim. Ben onlarcasına yardım etmeye çalıştım. Başbakan 17 Aralık sürecinde cemaatin evlerindeki çocuklara gelin devlet size sahip çıkacak dedi mi? Dedi. Dedi. Hocam kapıdan içeri alınmayanlar oldu. Başvuruları kabul edilmeyenler oldu. Ben aradım ya içim sızlayarak. Dedim tuzluklar ki derdin de senin kardeşim. Tuzluklar tarafından mı yoksa Şahin'e? Hayır hayır Şahin'e ya. Devletin kurumuna evet. Müracaat ediliyor. Mesela AK Parti İstanbul bölgesindeyse AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'na veya çeşitli yerlere onlar aracı oluyor. Korkuyorlar. Niye? Niye korkuyorsun? Bu çocuğu niye almıyorsun? Paralelciler bizim aramıza göndermiş olabilir. Önce ispatlaması lazım. Nasıl ispatlanacak? Şimdi son 4 dakikaya girdik. Şimdi hocam yargı mensuplarının meselesini hakikaten çok dertleri var bu konuda. Yani bir defa şöyle bir şey var. Polisle yargı mensupları arasında bir koordinasyonsuzluk var. Çünkü hani şu polis yapılanması... Ama paralel yapı içerisinde de çok iyi bir koordinasyon var. Polisle. Hocam merak eden varsa, ben Anadolu Adliyesi'nde, Çağlayan Adliyesi'nde kim nerededir söyleyeyim. Ben geçtiğimiz haftalarda bir yazıda dedim ki Hakan Fidan'ı gözaltına almaya çalışan savcı... Anadolu Adliyesi'nde en iyi makamda onun oturuyor. Yerine hakikaten AK Parti'ye de şuraya da buraya da bir bağlılığı olmayan savcı Allah'ın dağına gönderildi dedim. Adam bana dava açmış. Niye? Ben Anadolu Adliyesi'nde dedim diye. Ben Anadolu Adliyesi'nde adliyenin imamını da biliyorum. Hangi mahkemelerde cemaatin paralel örgütün mensupları var hepsini biliyorum. Oradaki yargı mensuplarına benim tarafımı tut demeden ülkenizin tarafını tutun, namusunuzu, ahlakınızı, edebinizi, hayanızı korur gibi bu işin üzerine gidin diye güvence verilmesi lazım. Bu bir. İkincisi, hocam hiç kusura bakmayın, çok özetle geçeceğim. İngiltere'de yargıçların sınırsız harcama yetkisi var, sınırsız. Sen burada devletin bekasını eline verdiğin, dev davaları eline verdiğin bir tane yargı mensubunun eline 2500 lira para koyuyorsun ve arkasında da durmuyorsun. Adam bir tane vurdu mu Diyarbakır'a gidiyor 2500 lirayla geçinmeye çalışıyor. Özlük hakları desen sıfır, şu desen sıfır, bu desen sıfır, güven desen sıfır. Cemaatin elinde ödü kopuyor ve sen bu adamdan bir şeyler bekliyorsun. Tekrar ediyorum, yargı mensuplarına o güvenin yeniden verilmesi gerekiyor. Bakın şu son 2500-3000 atama var. Hocam Yarsav'a ne kadar yakın olan, cemaati ne kadar destekleyen kişi varsa yarı yarıya yeniden atanıyor. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Evet. Anadolu Adliyesi'nde başsavcı vekilliğine bir Alevi atanıyor. Hani bu ülkenin hükümeti şeydi, Alevi düşmanıydı, başsavcı vekili. Hükümet bazı şeyleri hakikaten devlet hakkaniyet ölçüsü içinde yapıyor. Ama o hakkaniyet ölçüsünün içinde, o hakkaniyet listesinin içinden çıkıp hala bir biat kültürüyle birileri adına mücadele eden bir yapı var. Ve son olarak şunu söyleyeceğim, çok konuştum, sizlerden çok özür diliyorum. Ya bu ülkede hala eğer bir hakimin, bir başbakanı, bir savcının bir başbakanı dinlemesini normal bulan varsa gitsin tımarhaneye yatsın. Bu normal bir şey değil.
Dünyanın bütün ülkeleri o zaman boşuna ajanlar, boşuna MIT'ler, boşuna bilmem CIA'ler, FBI'ler falan kurmuş. İstihbarat örgütleri kurmuş. Dünya o zaman hiç gerek yok abicim. Bul bir tane hakim başbakanı dinlesin, bir tane kuyruğuna bir montaj yapıştır, gönder, bitti. Ne gerek var uğraşmaya? Haftalardır bu yargıdaki paralel yapıyı konuşmamıştık. Özellikle Süleyman abimize de süre verdik. Ama bu yarım saatte 20 dakikada bitirilecek bir konu değil. Bunu defalarca konuşmamız ve gündemde de olacak. İlerleyen programlarda... Bunu hatırlatmak lazım. Evet. Programın sonuna geldik. Hocam son cümlenizi alayım ben. Son cümlem paralel yapı püsküllü belasını buradan temizlemek lazım ama yani bu bir kazanılmış mükteseb bir hak var. Yani en fazla evir devir yapıyorlar. Yani oradan alıyorlar buradan. Ama en azından bu etkili konumlardan bunları geri çekilmesi bununla lazım. Bununla ilgili son bir not anlatacağım, çok önemli. Hocam çok anlatsın. Evet, bu belanın savunması lazım. Ve en büyük operasyonu da buradan çekiyor bu kurumdan. Evet. Abi savura sarkacağız. Yarım dakika. Abi çok çok kısa. Dün öğrendim bunu. Teyit de ettirdim. İstanbul'un Çamlıca Tepesi'nde ismini vereceğim. Çünkü çok hayırlı bir işe imza atan bir küçük bir işletme var. Kurabiyem Kafe. Bu Kurabiyem Kafe elektrik, doğalgaz, su falan ücretlerini, maliyetlerini çıkardıktan sonra diğer geri kalan ücreti yetimlere, kimsesizlere gönderiyor. Tam STV'nin karşısında, yani cemaatin televizyon kanalının karşısında. Hocam 17 Aralık'tan sonra bu kişinin, burayı işleten hanımefendinin kocası İHH'da çalışıyor diye ayağınızı kesin diyorlar, şirketi iflas durumuna getiriyorlar. Ya bir sürü yetim, sefil, öksüz insan hadi oradan barınıyor. Yazık değil mi ya? Tamam. Sahura sarkıyoruz. Programın sonuna geldik. Herkese hayırlı sahurlar diliyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hayırlı geceler efendim. Hayırlı geceler.